Merhaba Atakent TV takipçileri. Atakent Muhtarını Seçiyor röportaj serisinde şimdi Özge Erdoğan Yeşilırmak'la beraberiz. Merhaba. Merhaba. Bütün muhtar adaylarına standart olarak sorduğumuz 5 tane soru var. Şimdi Özge Hanım adayına soruları soracağız. Kendinizi Atakentli seçmenlere kısaca tanıtır mısınız? Özge Erdoğan Yeşilırmak. 1987 İstanbul doğumluyum. 17 senedir Atakent'te ikamet ediyorum. Anne tarafından köklerimiz Bulgaristan'dan göçmüş ve Lüleburgaz'a yerleşmişler. Baba tarafından Tokatlıyım ama başta da söylediğim gibi İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve iki kültürün de etkilerini üzerimde taşıyorum. Mesleğim radyo televizyon mezunuyum. Uzun yıllar pek çok televizyon kanalında ve ajanslarda mesleğimi yapmaya çalıştım ama son 1,5 yıldır pek çok meslektaşım gibi çalışamama vaziyetindeyim. O yüzden de medyanın geldiği durumu bu vesileyle bir dikkat çekmiş olayım. Sizlere de Atakent TV olarak başarı dileklerimi iletmiş olayım. Çünkü kendi medyamızı oluşturabilmek, özellikle yerelde kendi hassasiyetlerimizi dile getirebileceğimiz konuları dile getirebileceğimiz bir alan yaratılması çok önemli bir hamleydi. Büyük de bir eksiklikmiş. Umuyorum çok başarılı olacak. Teşekkürler. Sizi aday olmaya iten sebep nedir? Beni aday olmaya iten sebep dediğim gibi 17 senedir burada oturuyorum. Mahalleye ilk taşındığımızda çok fazla eksiğimiz vardı. Otobüse binmek için bile kilometrelerce, abartarak söylüyorum, yol yürümemiz gerekiyordu. Otobüse binmek bir tarafa, ekmek almaya arabayla gidiyorduk. Evet, böyle eksikliklerimiz vardı ama sosyal hayat ve komşuluk ilişkileri açısından Atakent o dönemlerde daha güzeldi benim hatırladığım. Ve pek çok insanın da böyle düşündüğünü zannediyorum. Şimdi Atakent'in o varoluşundan gelen özelliklerinin, olumlu özelliklerinin bir bir kaybedilmeye başladığını hissediyorum. Bunlar için de birilerinin bir şey yapması gerektiğini, bir alan yaratmak gerektiğini düşünüyorum. Kendimi de bu yolda gönüllü olarak sizlere sunmak istedim. Peki sizce Atakent'in en önemli ilk 3 sorunu nedir? Sanırım bunda da hepimiz hemfikir olacağız. Tabii ki birincisi toplu ulaşım sorunu. Toplu ulaşımla birlikte aslında belediyecilik hizmetlerinin pek çoğundan biz diğer ilçenin diğer mahallelerine bakarak da yoksun durumdayız. Atakent'te pek çok belediyenin yapması gereken hizmeti aslında site yönetimleri. Hatta site yönetimlerini de geçip mahalleli, site sakinleri kendileri bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu en temel sorunumuz diye düşünüyorum. Bunda dediğim gibi herkesin bu şekilde düşündüğünü zannediyorum. Bunun dışında az önce belirttiğim site hayatının aslında olumlu özelliklerinin de olmasıyla birlikte insanları yalnızlaştıran bir tarafı da var. Çünkü bulunduğumuz binalar en az 30-40 haneden oluşuyor. Herkesin işten eve gelme saati farklı, kimsenin kimseden haberi yok. Bu aslında sosyal ilişkileri olumsuz etkilemek için çok büyük bir etken. Ama biz bunu sosyal alanlar yaratarak çözebiliriz diye düşünüyorum. Ama şu anda Atakent'te bu sosyalleşmenin imkanlarını sağlayacak alanların yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında da yine en başta bahsettiğim Atakent'in hem mahalle hayatına daha yakın olması önceden, hem de insan profilinin aslında daha birbirine benzer, daha kolay anlaşılabilen bir profil olması, fakat şimdi dış etkenlerle bu profilin değiştirilmeye çalışıldığını gözlemliyorum. Bu da bence temel sorunlardan bir tanesi. Peki, muhtar seçilirseniz ne yapacaksınız? Mahalledeki vaatleriniz nelerdir? Muhtar seçilirsem öncelikle mahalleli olduğumu, yani bu mahallenin ben de bir sakin olduğumu unutmayacağım. Kendimi başka bir yerde görmeyeceğim. Dolayısıyla bütün eksiklikleri de, talepleri de tüm mahalleliyle birlikte belirlemek gibi bir hedefim var. Öncelikle talepleri en çok, en yaygın kitleye nasıl ulaşabilirsem öyle bir yöntemle belirlemek ve kendilerinden aynı talepler için çözüm önerileri de almayı hedefliyorum. Bu şekilde en doğru yöntemi, en doğru yönetim biçimini bulabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden şu anda farazi bir şekilde bir iddiada, bir vaatte bulunmak, siz de biliyorsunuz, çok zaten muhtarlık makamı çok büyük yetkiler içeren bir makam değil. Hizmet için bulunulan bir makam. Elimden geleni
Ama hep birlikte yapmayı hedefliyorum. Peki biliyorsunuz birden fazla aday var. Bir Atakentli bütün bu anlattıklarınızın dışında sandığa gittiğinde neden diğer adayları değil de sizi seçecek? Kısa şöyle bir cümleyle ifade edebilirim. Bir koltukta birden fazla kişiye yer olabileceğini görmek için beni seçmelerini tavsiye ediyorum. Az önceki sorunuzda belirttiğim gibi ben orada bir bürokratik bir temsiliyet olacağım en fazla. Ama yine Atakent'in sözü, yine belirttiğim gibi Atakentlilerin elimden geldiğince tümüne ulaşarak onları yönetim sürecine katmak hedefimdeki. Dolayısıyla ben olsam kendime oy verirdim. Çünkü kendi irademi temsil edebilecek, yani yalnızca temsil edebilecek bir isim olarak beni oraya gönül rahatlığıyla gönderebilirler. Ve sonrasındaki tüm eleştirilere açık bir süreç yaşamayı vaat ediyorum diyebilirim tırnak içinde. Bir vaat vermek gerekirse. Yani memnun olunmadığı her durumda ben bu görevden çekilmeye hazır olacağım. Ama öyle bir şeye fırsat vereceğimi zannetmiyorum. İddialıyım. Peki. Teşekkürler. Bizi ağırladığınız için tekrar teşekkürler. Başarılar dileriz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.